Selamlar herkese arkadaşlar. Bir süre inceleme ya da herhangi bir program yapmadıktan Niye? Sonra Çünkü tekrar dağda kafamızı dolaştırdık. Dağda biraz gezindikten sonra şehre indik. Evet. O zaman da program çekemedik. Şimdi Journey var ama bunu hangi gün yayınlarız? Biz ilk çekiyoruz ama ilk çektiğimiz programı ilk yayınlayacağız diye bir şey yok. Evet. Çok saçma bir laf etmiş olabiliriz yani şu anda, o yüzden. Yani bunu 5. kere evet, izliyorsanız yani, zaten izliyorsa olmaz. O zaman demek ki bunu ilk yayınlayacağız. Hadi yayına bakalım. Peki, Journey, Onur, biliyorsun bir PlayStation 3 exclusive, PSN evet. exclusive özel olarak geldi. Zaten Santa Monica yapıyor. Evet, nevi şahsında münhası yok. Santa Monica yapmıyor. Santa Monica yapıyor. Dead Game Company yapıyor. Ha, Santa Monica o zaman yayınlıyordu, yayıncıydı. Bilmiyorum, belki tamam. de yayıncısıdır, bilemiyorum. Şimdi bu arkadaş gördüğün gibi enteresan bir tip. Böyle evet. ayaklar falan böyle İncecik. İğne ayaklı. Böyle yüzü gözü gözükmüyor. Erkek mi, kadın mı belli değil. Arkasında böyle bir şey var. Kurdele gibi bir şey var ki çok önemli. Kuyruğu aslında. O kuyruğu. Şöyle bakıyorsun ve çok güzel. Sanatsal olarak harika, evet, arkadaşlar. Sanatsal olarak hakikaten harika bir oyun. Ve işte şurada dağın üzerinde bir ışık görüyoruz. Evet. Oraya aslında amacımız oraya ulaşmak. Yolculuk oraya. Oyunun ismi de yolculuk zaten ve bir yolculuğu anlatıyor. Neden oraya gidiyoruz? Ne olmuş burası? Neden yıkılmış, dökülmüş? Bunlar hakkında da hiçbir fikrimiz yok Onur. Bu kimdir? Hiç konuşmaz, etmez. Biraz ikovari bir dünya. Fakat görsel olarak gerçekten adamlar aşmış diyebileceğim sanatsal açıdan. Yani şeyle teknik açıdan da çok iyi olmakla beraber sanatsal açıdan hakikaten harika bir oyunla renk karşıyayız. Renk kualitesi falan da çok iyi. Bak şimdi böyle uçuyor ki herhalde, değil mi? Evet, şimdi bu arkamızda dediğim benim kurdele gibi bir şey var ya. Ondan sen bir harcadın sanki. Evet, o bizim aslında uçma gücümüz. Evet. Ve onu nasıl dolduruyoruz? Şunlarla tekrar dolduruyoruz. Gördüğün gibi tekrar doldu, uçabilirim. Uçtukça o tekrar boş harcanır. Olacak. Bu tekrar dolduracak. Bu kurdele... Orası ama sınırsız, limitsiz değil mi? Oradan sürekli doldurabiliyorsun. Evet, devamlı dolduruyorsun. Bizim bu kurdelemiz yolculuk sırasında bulduğumuz bir takım nesnelerle daha uzuyor. Yani aslında oyunu, upgrade oluyor diyelim. Evet, upgrade oluyor. Oyunun sonuna doğru bayağı bir uzun bir kurdelemiz oluyor ama bir çeşit oyunda çok düşman yok ama bir tane düşman var. Aha. O da direkt böyle başka oyunlarda gördüğümüz gibi değil. Böyle gözcü gibi bir şey, böyle gezip araştıran bir yaratık. O seni bulur da sana değerse o kurdelenin ucundan biraz eksiltiyor. Böyle bir oyunda challenge diyeceğimiz ya da işte mücadele diyeceğimiz sadece o var. Bildiğimiz klasik dövüşmek gibi bir şey yok. Şimdi bu her şey zaten burada kurdeler üzerine yapılmış. Ha, unutmadan şunu söyleyeyim. Dikkat edersen dikkat edelim. Şimdi o şey olacak. Orayı aktif hale getirdik. Oo, şimdi oradan sen burada uça gidecektin gibi geliyor sanki. Şey çıktı ve bir köprü. Orada bir köprü oluşturdu. Peki Murat'cığım şimdi bu oyunun dinamiği bu aslında. Yani dur ya bir dakika, her şeyi dur. Bu. Bir dakika dur ya. Nasıl güzel koyuyor, biliyor musun? Şunu soracağım şimdi. Bu oyunun puzzle yönleri mi ağır, platform yönleri mi ağır, yoksa ikisi eşit dengelenmiş midir? Nedir yani şimdi bu oyunu biz elimize aldığımız zaman düşünce gücüyle mi hak ediyoruz, yoksa genelde bizi teşvik eden joypad hakimiyetiniz yani mi oluyor? Yani joypad hakimiyeti de var. Ufak tefek bulmacalar da var ama ikisi de insanı yoracak cinsten değil. Yani hani gazi, veteran dediğimiz oyuncular için çok basit. Çok basit yani. Bulmacaları da çok basit. Yani şu bir bulmacaydı mesela. Tamam mı? Bu da bir platform işte. Buradan şuradan şuraya zıplayacağım. Hiç zıplamak istediğim yere zıplayamadım, olmadı yani. Evet, anladım. Bir de bizim şöyle bir ses çıkartma şeyimiz var, olayımız var. O sesi çıkarttığımızda da demin dokunmuştum ya. Aynı şey olacak. Bunu aktif hale getiriyoruz. Ama tam aktif hale getiremiyoruz. O biraz uzun kaldı sana. Uzun kaldı. O yüzden biz böyle aktif hale getireyim. Benim şey kurdele bu arada şey oldukça, uzadıkça o şey de artıyor. Senin o ses çıkarttığında etkilediğin alan artıyor. Birkaç farklı işe yarıyor. Ama çok güzel arkadaşlar. Çok, şu yani, sahneler falan bir aşka ya. Görsel açıdan muhteşem bir iş çıkartmış adamlar. Şey Murat, bir de oyun... Bak solda bir adam var, görüyor musun? Karşıda evet, yürüyor kerata. Şurada. Evet. Arkadaşlar bir yolculuk bu ama bu yolculukta tek kişi siz değilsiniz. Sizin gibi başka yolcular da var. Bu adamlarla zaman zaman yollarınız kesişiyor.
Ama oyun bir co-op bir oyun değil. Yani hani bir araya geldiğinizde yapabileceğiniz şeyler değişiyor. Bu bir insan mı? Beni gördü. Evet, oynayan bir gerçek değil mi? Bir insan. Ha, evet. Evet, evet. Ne yapıyoruz biz? Bu sesi çıkardığımızda birbirimizin kurdelesini doldurabiliyoruz. Aa. Bak, herifin kurdelesi daha uzun. Gördün evet, mü? Evet, ha. Ben arada bir şey yükledim ya. O yüzden benim kurdele küçük kaldı. O yapmış. Şimdi yani bu adamla beraber bir bulmaca falan çözmeyeceğiz. Yok. Bir an böyle bir 3-5 dakika, 10 dakika neyse biriniyle beraber gidiyorsun. Aha. Özellikle oyunun ileriki yerlerinde bir şey var. Dağa yaklaştıkça karlı bir yerlere geliyorsun. Böyle çok sert rüzgarların estiği bir yer var. Orada karşılaştım biriyle. Aha. Yani böyle otomatik olarak birbirimize sokulup böyle kara doğru eğilip böyle yürümeye falan çalışıyoruz. Tamam mı? O kadar güzel bir hissiyat verdi ki. Onun kim olduğu belli değil, ismi belli değil. Oyunun en sonunda yolculuğun sırasında diğer şu yolcularla karşılaştım diye bir liste sana getiriyor. Liste veriyor. Bak adam çekti gitti mesela yani. O öyle bir şeydi. Adam bilse halbuki burası yayında daha çok bekletiyor. Belki de bir şeyler yapar. Yalnız Murat aklıma şu geldi. Çölde şey kaçıyor, siyahlı adam kaçıyor, evet. Kovboy kovalıyor. Bir şey var sanki değil mi? Evet. Şimdi bir yerlerde bir kurdele daha şey, kurdele o büyük dalgalananlardan olmalı. Ama bir şey soracağım. Şimdi sen burayı bildiğin için bu an böyle oynuyorsun. Yoksa bilmeseydin burayı daha önce, şu an bir afallayıp acaba burada ne yapacağım diye yani düşünecek miydin? Yoksa çok düşünmedim çünkü şurada bütün hepsi aynı mı bunların? Genelde bulmaca bölümlere göre aynı mı çıkıyor? Kurdele gözüküyor. Genellikle bu arkandaki kurdeleyi doldurma üzerine bulmacalar. O bakımdan yani hani ben ne oldu burada ne yapacağım dediğim bir şeye pek rastlamadım. Öyle bir şey olmadı. Düşünce gücü zayıf yani. Evet. Yani öyle bir şey vermiyor. Böyle bir mücadele vermiyor size puzzle'larıyla. Peki zorlamadım. Şu an bunu bu adam yapsa ne olacak? Abi o sanıyorum şöyle, ikimizin gördüğü şey aynı değil. Değil ha evet. Belki onun senin orada yaptığın yani o dalga yapmıştı. Belki yapmış olabilir. Ne oldu? Gelen giden yoktu orada. Yok adam geldi. Bak şurada bir tane şey var ya. Evet. Fener gibi bir şey o var. O fenere ulaşırsa adam şimdi, ben oraya ulaşamam çünkü benim kurdele küçük. Aha, kısa. Ulaştı. Onu aldığı vakit o kendi kurdelesini büyütecek. Ama bak almasına rağmen aslında şey olmadı, değişmedi. Aha, yani evet. Beni bekliyor aslında. Evet. Hadi bakalım gidebileceğim mi? Hop! Alal be! Arkaya eklendi. Kurdale demek istiyorum Murat. Kurdale. Neyse şimdi buralarda bir yerde bir tane daha, ha şurada sağdaymış zaten gözüküyor. Hemen oraya da şey yapayım, koşa koşa gideyim. Hı hı. İki tane var, bak şurada bir tane var. Ama sağdan. Şu büyük olan sanıyorum. Arada böyle kayması falan da hoş. Evet, kumun içine kayıyor. Bak şurada atlayabilirsin diye şey yapmışlar, köprüler oluşturabiliyorsun evet, galiba. Aslında evet. Oradan şunları şöyle bir çağırıp kendime doğru. Topla bakalım. Gelin bakayım. Bu bildiğin bana aslında Murat. Yani. Şöyle uçtuk. Ama yere de ulaşamadım oraya. Zıplayabilirsin. Şöyle yaparsan belki. Aa yok. Zıplayamıyor abi. Bu adam öyle şey değil. İşte oldu. Şu beni eğer doldurursa zıplayabilirim. Hı hı. Teşekkürler. Bak beni destek oldunuz kısmen de olsa. Evet bu da oraya gidecek. Yani aslında ama ben ulaşacaktım. Evet. Şuradan yürüyerek de ulaşırdım tabii, oraya aynen. Yani. Hı hı. Yani bu adam olmazsa oraya geçemeyeceğim diye bir şey yok. Ya da hani mesela haritanın bir yerinde bir şeye denk gelirsin de o mutlaka iki kişiyle geçiliyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hı. Şimdi buradan karşıya kadar istersem yürüyebilirim ama ben başka bir bölüm göstereceğim için burada ufak bir kesik atalım. Şu şey geçsin, animasyon. Cutscene. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci bölümle karşınızdayız. Şimdi, bakalım burada biraz daha eşler çetefileşiyor mu? Yok, çetefileşmiyor ama burada çok güzel görüntü var bir yerde. Evet, manzara muhteşem. Oo, manzara tablo. Var. Tam tablo. Tam tablo ya. Evet. Bu oyunda o şeyler çok fazla. Yani evet. Hayran hayran bakacağınız çok fazla bölüm var. Oo, uçuyorsun bizim. Mantalarla uçuyorsun resmen ha. Aynen öyle. Burada hafif böyle bir şey yapmışlar. Kaydırak gibi. Abi yalnız bakar mısın ne kadar güzel bir ışıklandırma ne kadar güzel. Işıklandırma ve bir şeye dikkatini çekeceğim. Kum ne kadar evet, gerçekten güzel. Çok güzel. Kum gibi davranıyor. Evet. Vay be. Ben şu an ağzım açık yani. Sağda solda bu şeyler atlıyor falan. Onlardan sen güç de alabiliyorsun evet. Bu arada. Belli belli. Hop. Mantalardan diyelim onlara.
Ama onlar da dikkat edersen kurdele. Evet. Böyle bir şey var dünyada. Kurdeleler dünyası. Kurdeleler dünyası. Vay be, heriflere bak. Bu arada hiç şu ana kadar şey yeşil renk falan görmedim oyunda. Yok. Yok. Yok, evet. Sadece kahverengi. Ah be. Orada bir tane var. Alan var, gitmen gereken kurdele şeyi. Upgrade'i var orada bir tane. Hemen arkanda. Evet. Belki şu an dönecek mi orada? Dönebiliyor musun oradayken? Yok. Oraya aslında bak böyle bir puzzle şeyi var. Ona nasıl ulaşacağım ben şey yapamadım. Bulamadın mı daha? Bulamadım. Hala mı bulamadın? Yoksa şu an bulmuyorum, ayağımı yapıyorsun. Yok, hakikaten bulamadım. Ha. Çok da uğraşmadım aslında ama bulamadım. Şimdi burada yine aynı olayı yapacağız. Hop. Şuradan şuna bir açacağız. Çan bakalım çanları. Bu birdi. Hareketleri falan ne kadar şey değil mi? Yumuşak farkına yani görüyorsan. Çok güzel capture demiş sen, evet, örneklenmişse harika. Orada biri var galiba yine. Açtı çünkü. Evet. Açtı. Evet, aynı adam olabilir. Farklı bir adam da olabilir. Tabii bilemiyorsun. Yani bilemiyorsun. Şimdi 3 tane kurdele vardı. 3'ünü de attık. Onlar evet, oraya girdi. Şimdi oradan diğer ufaklıklar şey olacak, çıkacak. Bu arada demek ki aynı yerde bulunduğum vakit birbirinin şeyini etkiliyormuş. Evet, etkiliyormuşsun. Evet. Çünkü sen öbürünü açmadın, o ayıp yaptı. Açmamıştım, evet, orayı açtım. Şu güneşin yansıması... Evet, şurada bunlardan... baktan böyle kalenin içinden böyle geçen bir yüzme var böyle. Evet. Sağ ol arkadaşım, gel ben de seni doldurayım. Oğlum adamda bir kuyruk var, var ya. Ya. Ben nasıl çıkacağım lan şimdi oradan? Şimdi şuraya çıkmam gerekiyor benim. Evet, o kurdeleyle olmaz o Murat. Bilemiyorum valla, zorlanacağım biraz sanki. Önce şunları bir çağıralım. Belki o adam sana hava yazıldıktan sonra bir depo verir. Abi doldu, bize bir depo benzin ver. Bize bir depo benzin ver. Evet, çıktık. Of of, bir daha of. Bir göstermek evet, istiyorum şu manzarayı. Birazdan çok güzel bir şeye gireceğiz. Kum havuzu. Şuraya bir atlayayım. Abi yalnız oyunda şu an hiç bir tehlike görmedim. Evet, yok yani, yok, öyle evet, bir şey yok. Sadece bir bölümde çıkıyor işte dediğim gibi. Hı. Yani bunların arasından geçmenin falan da bir faydası şey, yok faydası veya dezavantajı yok, evet. Mesela şunun içinde bir şey var, olabilir belki. Şuradan geçeyim. Yokmuş. Kamera dinamik mi? Sen de mi kontrol edin ama? Yok. Ha, şeyi gösterecektim demek. Six Axis değil mi? Six Axis var. Vay be, yıllardan sonra kullanıyorum. Yıllardan sonra ilk hakikaten. Six Axis kullan demişler ki abi bunca senede ayıp ettik. Ama kullandın mı hiç? Hiç kullanmadım. Gerek de duymadım. Çok kısa bir bölümü kaldı buranın. Evet. Şimdi şuradaki görselliğe bir yorumunu istiyorum senin, bak. Evet. Böyle zaten böyle gördüğün gibi hava bir şey oldu. Karardı böyle, değil mi? Karardı, böyle şafak ya da güneşin batışı gibi bir şey oldu. Oh. Baksana resmen ya. Resmen gözlerimi kısıyorum ben yani, şu an. Evet. Adamlar oyun mu yapmışlar, şiir mi yapmışlar? Belli değil. Ne yapmışlar belli değil hakikaten. Yani şu nasıl bir hayal gücü bu, evet, ya? Bak sol tarafta böyle şeyler uçuyor. Manta dedin senin. Böyle acayip neresi olduğu belli olmayan bir şehir. Ve şimdi şuraya bak. Of, çok güzel ya. Şuradan bir tekrar bir az bir yer kaldı. Sonuna geliyoruz buranın. Her şey altın rengine bürünüyor. Evet. Bu arada sen asla yolunu falan kaybetmedin değil mi şu ana kadar? Yok, şey... Aynen devam, evet. Biraz daha kafam netleşmeye başladı. Evet. Vay. Bir... Şimdi bak. Orada bir akıntı mı var mı yoksa? Şimdi bak abi, şuraya bir bak. Ooo. Bir şey güzel yok. Ve... Aman. Aha, kuyuya doğru düşersin. Evet. Ve buradan olaylar gelişir. Ne kadar gelişir? Devam etmemi istiyor musun? Yani ben şeyi merak ettim yani. Ha, şunu da göstereyim. Bu orası mı bilmiyorum ama. Ha, bu şeye geldik. Bu bölümün sonuna geldik. Burada böyle olayları anlatır gibi yapan bir şey çıkıyor. Kadın gibi bir şey çıkıyor. Ondan sonra diğer bölüme geçiyorsun. Bu mu? Bitti mi şimdi? Evet. Bir şey göstereceğim mi daha? Bir şey daha gösterebilirim. Sen... konuşmayalım. Yok, gösterdikten sonra emin olmak istiyorum ondan sonra. Bir göster, ondan sonra peki, ben emin olayım. Burada bir şey oluyor. Bir cutscene giriyor. Burada bir büyük biri var. Evet, kadın devasa. Ama bu muhtemelen kadına daha çok benziyor.
sanki bu da çocuğu gibi neyse. Bir şeyler anlatıyor burada sembolik olarak. Evet. Tam böyle Mısır böyle şeyi anlatma evet, değil mi? Ne olduğu pek şey değil belli değil. Yani mesela falan. Yani bir sonraki bölümle bir irtibat kurmaya çalışırsan çok fazla bir şey kuramıyorsun. Ama böyle bir ortam bir şey oldu. Dikkat edersen bir karardı evet. Marardı böyle. Kasvetli hale geldi. Kasvetli hale geldi. Evet. Burada bir kesik atalım. At bakalım Murat. Evet, bunun burada çok fazla oynamayacağım. Sadece hani nerelere kadar gidiyor. Oyun gidebilir, gelebilir. Ha, bu burada, arada ilk defa beyaz tonlar gördüm. Evet, biraz daha tabii evet. Şeye daha yaklaştık. Siyah ve beyaz tonlara, buradayız. Evet. Burası şu anda bu karlı bölümün şeyi, girişi. Çok daha burada acayip böyle fırtınalar falan birazdan şey yapacak, kopacak. Çok fazla ilerlemeyeceğim ama bak şu dalgalanan şeylere dikkat ettim. Bak hepsi şey olmuş. Donmuş. Tutmuş. Evet aha. Aynı şekilde senin arkadaki kurdele de zamanla donuyor mu? Donmaya şey yapıyor, başlıyor. Evet. Önce sana bir şey yapalım, söz verelim. Bu bir oyun değil. Diyorsun. Evet. Yani hakikaten çok böyle sanatsal, hani bizlerin belki vakti zamanında oyunlarda göremediği kadar böyle çok böyle farklı ayrıntıları düşünen, bunu çok güzel süsleyip sunan bir şey ama oyunları niye oynarız? Bir şey başarma duygusu, onun gibi rol yapmak, onun gibi hissetmek. Belki bu oyun bu yalnızlığı, bu böyle belki hani doğaya karşı olan böyle bir enteresanlığı böyle konu almış olabilir ama en nihayetinde hani oyuncunun doğasında böyle bir rekabet, bir meydan okumak vardır her zaman için. Bir şeye ulaşma gayesi. Bundaki bir tane ulaşma gayen var. Anlattığın kadarına konuşuyorum. Hı-hı. O dağ. Ama dağ nasıl ulaştığına ilgilenmemiş. Yani bir şeyler tetikleyerek, aslında oradan köprüler kurarak, bölüm başına belki en fazla 4-5 hamle yaparak galiba olayı çözüyorsun. Yani çok fazla dediğim gibi bulmacalar yok. Bir şimdi, şeyler bak, var. En önemli cevap şurada geliyor. Bu oyunun total oynama süresi ne? Evet, şimdi buraya gelince, oraya gelince yaklaşık 1,5, hadi bilemedin 2 saat, çok zorladın, en fazla 2,5 saate çıkar ama yani niye çok zorladın. Saate çıksın? Hani daha fazla belki sağda solda dikkatli, oraya bak, buraya bakarsın. Bak incele bak falan. Fark ettim yani adamlar aslında hani duyularımıza görsel ve işitsel olarak dokunmuşlar ve sen onun merakına, onun böyle şey güzelliğine cezbediyor seni ve onlardan dolayı böyle tutkulu, hakikaten çok tutkulu yani bir oyun. Yani bu şeyle, bu çocukla diyeyim, yaptığın yolculuğu hissediyorsun ama. Yani evet, onunla böyle bir bütünleşip o karda özellikle kara karşı gidiyor falan. Evet, kar seni çok etkilemiş. Anlatırken de hissettim. Fırtınaya doğru giderkenki o yalnızlığı falan bir şey var ama dediğin o başarma hissi, yani bir bulmacayla karşılaşsın, o bulmacayı ben çözeyim, ondan sonra biraz daha ilerleyeyim. Bu oyunda çok az. Yani basit çünkü bulmacalar. Evet. Ve bir aksiyon da yok. Olması çok gerekmiyor. Belki sadece bulmacalar olabilir olsa. Canım, tabii, ne var bulmaca burada? Olsa belki, daha yoğun bulmaca olsa, hani oraya kaysa tamam derim. Ben oyun oynadıktan sonra bu neydi diye düşündüm. Hı-hı. Tamam mı? Yani aynen senin dediğin, yaptığın gibi şu anda ben de düşündüm. Yani bu bir oyun mu? Bu ne? Bu bir yolculuk aslında. Bu, evet, bir yolculuk. Buna 25 lira veriyorsunuz arkadaşlar. Türkiye PSN'de bu 25 liraya şey yapılıyor. Satılıyor. Şöyle düşündüm. Aslında bu bir film gibi, tamam mı? Şimdi aklıma yani sinemaya, sinemaya gidiyorsun. İşte 15-16 lira bir bilet parası veriyorsun. Orada bir şeyler yiyorsun. Bir güzel bir gün geçiriyorsun. 2 saat bir film seyrediyorsun. Evine gidiyorsun. Film de güzelse, oh ne hala diyorsun. Harika bir vakit geçirmiş ve böyle dimağında anlatabileceğim bir şey olmuş oluyor. Bu oyunda aynen öyle. Bak birisi geldi. Bu oyunda aynen öyle düşünmek lazım arkadaşlar. Bu oyun 1,5-2 saat süren, çok yoğun bir şekilde seni bir yere kanalize eden bir yolculuk yaptın ve amacına ulaştıktan sonra da bitirdin, vay be diyeceğim bir şey. Ama oyunları oyun yapan elementler açısından biraz zayıf. Yani çünkü dediğim gibi hani oyun demiklerine baktığı zaman bir işte hani fizik motoru, işte hedef alma sistemi, yok, işte böyle bir şeyler yok. Ama şunu söylemek istiyorum, yani bir nokta var. Hani ben bunu aslında yapımcı firma için konuşmak istiyorum. Murat, böyle otomobil fuarlarına falan gidersin. Böyle bilmem ne böyle konsept model diye bir şey çıkartmışlardır. İçinde belki motor yoktur ama böyle tasarım ve işlevsel fonksiyonellik olarak bir arabaya çok yakındır ve bir arabadan fazlasını verir böyle. Bakınca vay be dersin, ne çizmiş ne tasarlamış dersin. Ben de bunu böyle düşünüyorum yani. Bu bir konsept, bir tasarım. Bir oyun değil, belki bir motor yok baktığın zaman ama hakikaten böyle bir biblo gibi, böyle çok böyle nadir bir parça gibi bir zevk veriyor herkesin sana. Herkesin oynaması lazım. Ben söyleyeyim yani
sadece PlayStation sahipleri zaten oynasın. Bence yani, çok az oyun için bunu hissederim. Her oyunlarla alakası olmayan birinde böyle bunun başına oturtup al abi deyip şunu verip Hı-hı. zaten çok basit yani. Hı-hı. Oynamamak gibi bir şey çok söz konusu değil. Çok basit öğreniliyor. Valla annemde potansiyel var senin. Ha, al abi bunu oyna demek isterim. O derece etkiledi. Ama bir oyun olma konusunda dediğin gibi biraz sıkıntıları artık sıkıntı ya, bu tercih. Bu tercih. Yapımcı bunu böyle kurgulamış arkadaşlar. Ben evet. çok güzel bir buçuk iki saat geçirdim ve Hı-hı. oyunun sonunda dağa ulaştığımda da hakikaten çok büyük bir duygu yoğunluğu Hı-hı. yaşadım. İşte başardığı nokta oydu. Hiçbir oyunda yaşamadığım duygu yoğunluğunu burada başardı yani Hı-hı. bu oyun. O bakımdan ben tatmin oldum oynadığım şeyden. Bak fark ettiğin üzere oyunla ilgili bir tane bile kötü eleştiri yapamadık. Evet. Neden ne biliyor musun? Adam çünkü, çok farklı. Adam çünkü bir tane kendine kalıp çizmiş, bir dünya yaratmış. Demiş ki bu oyun böyle böyle olacak demiş. Hedefleme sistemi, yapay zeka, yok bilmem ne dinamiklerini kullanmak, bir takım fiziksel ittirmeyi kalktırmalı, havok motoruyla onları ittirmek falan, böyle bir şey yok. Fikir sadece. Bu sana bu bir tema. Bir fikir var. Tema var. Evet. Bu temayı işlemiş ve sen bu yüzden eleştiremiyorsun bu. Çünkü bu adam böyle bir konsept yaratmış kendince. Ve çok da güzel olmuş baktığın zaman. Evet. Ama ben oynamam. Olabilir. Kişiden kişiye değişir ama bence oynamalısın. Peki. Evet. Düşündüğümden daha uzun sürdü inceleme. Olsun. Görüşmek üzere. Güzel. Evet. Evet.